Sayın seyirciler, şimdi Türkiye'nin içine düştüğü durumu tasvir etmeye çalıştık. Hukukun bir bütün olarak adeta çöktüğü ve mahkemelerin duvarında adalet mülkün temelidir yazan bir ülkenin ve bir medeniyetin temsilcisi bu ülke. Yani adalet olmazsa ülke çöker diyor bütün mahkemelerde. Oradaki mülk kelimesi, Sayın Cindoruk çok daha iyi bilir ve anlatır ama memleket anlamına geliyor. Tabii. Yani, herhangi bir mülkiyet değil. Yani Osmanlıca'da mülk eşittir Memaliki Osmaniye, yani Osmanlı memleketleri, Osmanlı mülkleri denirdi. Buradaki adalet de işte o mülk. Adalet olmazsa vatan çöker diyor özetle. Bakın tarih bunu söylemiş. Bütün mahkemelerinizin duvarına yazmışsınız. Adaleti ortadan kaldırırsanız vatan çöker ve vatan çöküyor. Böyle giderse çöker. Bunu mahkemelerin duvarı söylüyor. Efendim bütün bir medeniyet söylüyor. Bütün dünya medeniyeti söylüyor. Adaleti çökertip de ayakta kalmış ülke yok. Bu kadarını söyleyeyim. Bakın şimdi aynı zamanda neler oluyor bu ülkede. Şimdi bazı seyircilerimiz istemişler, istek üzerine. O deminki fotoğrafı tekrar gösterelim. 4 kişi, 3'ü bütün ülkeyi FETÖ'cülükle suçluyorlar. Yani Sayın Hakverdi dedi ki bu ülkede eğer FETÖ'yle ya yani Fethullah Gülen'le fotoğrafınız yoksa, videonuz yoksa her an siz FETÖ'cü ilan edebilirsiniz. Bir tek onlar FETÖ'cü değil. Evet. Bir tek FETÖ'cüler FETÖ'cü değil veya FETÖ sempatizanları değil. Nasıl bir ülkeyse bu. Ve bakın bir şey daha göstereyim. Bir haber geçti. Bir Ankara kulisi. Sayın Erdoğan karar vermiş, düğmeye basacakmış ve işte filanca günden itibaren AKP'nin içindeki FETÖ'cüleri temizleyecekmiş. Böyle haber. Kulis. Bakın Erdoğan parti içindeki FETÖ'cüler için düğmeye basacak. Evet. Bugün fetih kutlamalarında mesela verim adı alamadıklarımızın yerine yenileri gelecek. Acaba bunun işareti mi? Şimdi düğmeye basmak mesela bir suç örgütü var ise ve suç işlemiş, bu devletin canına, malına, evladına kastetmiş ise bunun soruşturması Cumhurbaşkanı'nın düğmeye basmasıyla mı yapılır? O düğmeye basmaz ise suçlular ortaya çıkartılmayacak mı? AKP yargılanmayacak mı? Yani bu AKP içinde olur, dışında olur, kenarında olur, ortasında olur. Yani bir suç işleyenin yargı önüne çıkartılması birinin düğmeye basmasıyla mı olur? Düğmeye basmazsa o suç işleyen suç işlediğiyle mi kalacak? Böyle bir ülke, böyle bir adalet mi diyorsunuz ya hani devlete güven çöker. Şimdi adalet devletin temeli. Neden temeli? Çünkü bir haksızlığa uğramış kişi var ise gider devlete hakkını arar. Devletine güvenir. Der ki devletimin bağımsız mahkemeleri var. Bana haksızlık yapıldı, hakkım yendi, bana karşı suç işlendi. Bu yargılansın der. Bağımsız mahkemeler onu yargılar. Adalet bu yüzden önemli. Şayet ülkede adalet yoksa mağdur olan, haksızlığa uğrayan, hakkını aramak isteyen devlete başvurmaz. Der ki çözemiyorum. Karşı taraf güçlü. Karşı taraf hakimleri, savcıları zaten satın almış erk. O zaman ben niye adalete gideyim, niye devlete güvenip de hakkımı arayayım deyip kendi hakkını kendi aramaya başlayacak. Ya da kendi hakkını gidip mafyada arayacak. Eskiden öyleydi. Yani hak arayışını devlet eliyle yapmadığınız zaman ülkede kaos olacak. Her insan kendi hakkını kendi aramaya başlayıp haklıyı haksızı kendi tasdif etmeye başladığında işte alın size kaos. Alın size devletin itibarsızlaştırması. Ya da gangster devleti. O zaman devlet olamazsınız. İşte gangster vatandaş devlete güvenmezse devlet olamazsınız. O zaman da birlikteliğin devamı ve devletliğin anlamı kalmaz. Dağılmaya mahkumsunuz. Bakın Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biriydi. Hepimizin gazetecilik idolü olan Abdi İpekçi'nin gazetecisiydi. Gazetesiydi. Yani kimse mesela demezdi ki Karacanlar da çok önemli bir aileydi. Milliyet'ten bahsediyorum. Evet. Milliyet'in sahibi aile. Çok önemli bir gazeteci ailesiydi. Buna rağmen herkes derdi ki Abdi İpekçi'nin gazetesi. Abdi İpekçi bir faşist katil ağaca öldürdü. Suikaste kurban edildi. Abdi İpekçi'yi asıl şimdi öldürüyorlar. Tekrar.
Çünkü Abdi İpekçi'nin gazetesi adına bir ödül verildi. Arkadaşlarımız onu Sedat Peker'e. Maalesef. Dinleyelim. Sedat Peker bu ülkede bir gayrimeşru alem temsilcisi kendi adlarıyla, kendilerine verdikleri adla tanınıyor. Ve inanılmaz böyle bir şey oldu. Ali Aydar Akverdi bunu biraz seyretmeden önce siz bunu hatırlattınız bana da onun için. Bakın adalete başvurulamıyorsa bir ülkede, devlete başvurulamıyorsa tabii mafyaya başvurulur. Mafyaya başvurulursa o ülkede mafya liderleri muteber kişi olurlar. Onlara ödül, ödül bile verirler. Hele de iktidar yanlısıysa. Seyredelim bu rezaleti diyeyim artık yani. Şuradaki ödülümüz en hayırsever iş adamı. Ödülümüz Sayın Sedat Peker'e gidiyor. Alkışlarla sahneye sığınıyorum. Hangisi Sedat Peker? Sedat Peker elinde şeyle. Ortada ödül alan. Yani şimdi ödülünü aldı yani. Tamam mı? Burada söylenecek bir şey daha var tabii. Cem Davran'ı da yakıştıramadım açıkçası. Kendisini savunuyor. Olur böyle şeyler falan. İşte bizim elimize çeşitli şeyler verirler. Biz de okuruz onu. Ne yapalım falan diye bir açıklama. O mehalde bir şeyler söylemiş. Cem Davran, Ömer Kavur'un Yusuf ile Kenan diye bir filmi vardı. Hakikaten çok güzel bir film. Türkiye'deki en hakikaten iyi çevrilmiş filmlerden biridir. Orada çocuk yaştayken yıldız oldu. Ömer Kavur onun bu sözlerini duysaydı acaba ne derdi? Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biriydi. Yani ne derdi? Şimdi, bilmiyorum. Kendisine yakışıyor mu? Oluk oluk kan akıtacağız diye vatandaşı tehdit eden, kendilerini mafya olarak tarif eden kişiler böyle ödüller almaya başladı. Hem de Milliyet gibi bir gazeteden. Şimdi kavurmacılar, damatlar, alkışlayan damatlar uykusu uyuyamıyor beyefendi, uyku sorunu yaşıyor diye cezaevinden tahliye ediliyorlar. Ama işte akademisyenler, muhalifler, sözcü, çalışanları, yöneticileri, cumhuriyettekiler de bugün tutuklanıyor saçma sapan gerekçelerle. Ülkenin geldiği hal maalesef. Şimdi Sayın Cindoruk, şöyle bazı şeyler de var, söylentiler. Hani bir laf vardır, benim çok sevdiğim bir laftır. Arada sırada kullanırım, herkes de kullanır. Bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir diye. Yani söylentisinin çıkması olmasından da kötüdür. Şimdi Ankara kulisleri, İstanbul kulisleri her yerde şu konuşuluyor. Bir sektör ortaya çıkmış. Bu mafyayla da ilişkili muhtemelen. Zengin kimi FETÖ'cüleri veya işte FETÖ'cülük ithamıyla karşılaşmış olan insanları içeriden çıkarıyorlarmış para karşılığı. Böyle bir söylenti var. Şimdi bu söylenti külliyen yalan olabilir. Ama söylentinin çıkmış olması, adaletin olmadığı bir ortamda rahatça da bu yayılıyor. Bir de bakıyorsunuz ki zavallı bir öğretmen veya bir bankasya'ya para yatırmış efendim veya havale yapmış oradan. Hatta bir zamanlar mecburdu kamu kurumları çalıştığı için. Onları içeriye alıyorlar. Vay seni gidi FETÖ'cü bankasya'ya bilmem ne yap. Bankasya'nın genel müdürünü tahliye ettiler. Meşhur baklavacılarımız, iş adamlarımız vesaire falan hepsi kavurmacı işte bugün imza atmaya gitti. Karakola ilk defa uykusuz çıktı. Uykusuz görünüyordu. Uykusuz görünüyordu. Uykusuz kaldı. Uyku problemi varmış ya beyefendinin. Tahliye ettiler gene uyuyamamış. Şimdi gayet sağlıklıydı. Buna benzer şeyler var. Şimdi bu böyle bir sektörün çıkmış olma ihtimali, böyle bir şey beraberinde bakın neler getiriyor. Bunun lütfen yorumunu isteyeceğim. Şimdi asker Manisa'da birçok asker zehirlendi.
Bunun üzerine normal bir ülkede derhal olaya el konulur. Bana ne oluyor diye. Fakat aradan bir iki gün geçti. Bir daha. İkinci vaka geldi tekrar. Bu sefer 150 asker zehirlendi. Aynı firma. Şimdi ülkede hukuk işlemezse böyle oluyor. Askerin de canı ucuz anlaşılan yani. Başka bir ülkede olmuş olsa kıyamet kopar daha ilk günde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani 500 asker zehirleniyor, 150 asker zehirleniyor. Arka arkaya oluyor bunlar. Sonra tabii kimse sormuyor bile. Şunları da konuşalım. 10 günde ben 16 tane saydım. Mükerrer saymış olabilirim. Şehit. Çünkü düzgün bir açıklaması Genelkurmay'ın sitesinde de yok. Şehitler arka arkaya her gün şehit geliyor. Eskiden de olurdu diyebilirler. Fakat sayın seyirciler eskiden olduğunda bütün herkes yazardı, çizerdi. Bunu durdurmak için konuşulurdu. Şimdi bu yandaş medyada bir tek şehit haberi yok. Adeta yasak gibi yani. Ön sayfalarında küçük bir yerlere lütfen yazarlarsa yazıyorlar. Sanki ülkede şehitler yokmuş gibi. Biri de evet çıkarsa terör bitecek demişlerdi mesela. Evet çıkarsa terör bitecek demişlerdi. Referandumdan sonra 30 oldu galiba şehit sayımız. Maalesef. Yani maalesef belki daha fazla bilemiyorum. Referandum sonrası. Evet. Ne diyorsunuz üstad? Şimdi demin söyledik gazetecilerin haber alma özgürlüğünü, haber yazma özgürlüğünü ortadan kaldırırsanız haber yer altına iner. Çünkü haber vardır. Haber bir gerçektir. Bir gerçek eğer doğru düzgün yazılır, tahkik edilirse siyah beyaz basılacak veya sizin televizyonlarınız gibi televizyonlarda söylenecek. Bunu yasaklarsanız fısıltı ortaya çıkar. Hayatımızın her safhasına gördük. Ve olmadık şeyler dahi yeraltı haber ajanslarında ortaya çıkmadı. Bugün de olan odur. Şimdi sizin söyledikleriniz doğru mu eğri mi? Keşke gazeteler bunu yazabilse, isteyen tekzip etse, yargı kararları verse, daha doğrusu hukuk düzeni yaşasa, bu dediğiniz soru ortaya çıkmazdı. Hep söylediğimiz bu. Mübahı yasaklarsanız, yasak mübah hale gelir. Enteresan bir laf. Evet. Bir daha söyleyelim lütfen. Mübahı yasaklarsanız, yasak mübah hale gelir. Mecelleden mi? Evet, benim mecelleden. Sizin mecelleden. Ben yaşadıklarımdan özetler çıkarıyorum size. Başımıza gelmiş geçmiş hadise. Yani yasal olan, normal evet. olan, evet. Serbest olanı yasaklarsanız evet. Ne olur? Yasağın kendisi riba hale gelir. Yani evet. Bütün suçlar serbest olur. Şimdi olan bu. Herkes istediği gibi uyduruyor, istediğini söylüyor. Ve Yeraltı Gazetesi diye bir gazete vardır. Dünyanın en tehlikeli gazetesidir. O Yeraltı Gazetesi, Fısıltı Gazetesi haberleri büyütür, çoğaltır, yayar. Hele günümüzde bu bilgisayarlar var, bu medyalar nedir o? İnternet, sosyal medya var. Oralardan da ipuçları çıkıyor ortaya görüyorum. Onun için doğru düzgün devlete dönmek lazım. Şimdi çare faslına geldiğimiz zaman onları da anlatmak istiyorum ama şu kadarını ifade edeyim. Basın özgürlüğünün yasaklanmasından çıkacak sonuçlar bugün tek tek ortaya çıkmıştır. Çürüme yani. İçeride ve dışarıda devlet itibar kaybetmiştir. Devletin en önemli kurumu olan yargı erkeği itibar kaybetmiştir. Demin örnek verdim. Anayasaya aykırı yasayı denetleyecek olan mahkemenin İki üyesi tutuklu ise bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne değil bir Avrupalı siyasetçi anlatamazsınız. Peki o zaman diyecekler ki FETÖ'cüydü tutuklamayalım mı yani diye. O zaman da birisi soracak onları kim atadı oraya diye. Sulh Ceza Mahkemesi mi tutuklayacak yoksa Anayasa Mahkemesi kendi içinde araştırma yapıp normal yargı mercili mi gönderecek? Bir de o var. Tabii. Şimdi balık baştan kokar derler. Bu sefer balık hem baştan hem kuyruktan kopmuştur. Bütün balık kopmuştur. O balık da demokrasidir açıkçası. Evet. Şimdi Sayın Hakverdi. Bakın yarın kıdem tazminatı tasarısını Müezzinoğlu Çalışma Bakanı demiş ki yani şeye getiriyoruz. Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Şimdi
Çalışma Bakanı'nın getirdiği bu şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Kıdem tazminatı meselesi. Ne zamandır kıdem tazminatı hakkını kaldırmaya çalışıyorlar. Bunu da bir fona koyarak yapacağız diyorlar. Fakat fona koyacaklar ama. Kaynak. Şimdi daha önceki fonların sonucunu gördük. İşsizlik fonundaki paraların neredeyse tamamına yakını devlet tarafından başka işlerde kullanılmış vaziyette. Kıdem tazminatı da böyle olursa muhtemelen benzer. Çünkü diyorlar ki kalkınma modelimizde işte bu fonları kullanacağız. Bunu söylüyorlar, ağızlarından kaçırıyorlar. Efendim bir başka şey daha var. Kıdem tazminatı fonu tasarısının içinde daha önceki tartışmalardan hatırlıyorum ben. Mesela 5 sene, 10 sene, 15 sene bu kıdem tazminatına işçi dokunamasın var. Şimdi bu her seferinde sendikaların büyük tepkisiyle şey yapıldı, püskürtüldü. Fakat şimdi KHK ile falan çıkarılabilir. Bu yarın da gelecekmiş. Şimdi işçi dokunamasın, tamam ama fonda para yok, erteledik. Bir kanunda 5 yıl, 10 yıl öteleyerek taksit taksit, peyderpey ödeme falan inanılmaz böyle bunların. Baştan pratikte gördüğümüz için çekinceleri ve sakıncaları var. Olacak iş değil. Yani bu durumda işçilerin, özellikle işçilerin bu hakkı, yani en önemli, en kıymetli hakkı, ki bu işten atılmayı engelleyen bir hak, atıldığında mağduriyeti engelleyen bir hak, bunun böyle belirsiz bir fona devredilmesi, yeni bir tasarı getirilmesi, bu fonda mevcut giderlerin karşılanıp karşılanmayacağına dair aklımızdaki büyük sorular var iken, ki pratikte gördük mümkün olmuyor. Daha sonrasında bu fondan ödemeler 5 yıla yayılabilir, 10 yıla yayılabilir, ötenebilir şeklinde bir sürü yapılandırmayla işçinin her geçen gün hakkını, o hak ettiği emeğinin karşılığını ellerinden almış olacaklar böylece. Bugün ciddi bir kamuoyu yaratılmalı. Özellikle bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan işçilerin buna dur demesi gerekiyor. Yani bunu muhalefetiyle, sendikasıyla beraber çok ciddi örgütlemek ve derhal bugünden buna dur demek gerekiyor. Aksi halde inanın o alın terlerinin tamamını yiyecek bunlar. Tamamını yiyecek. Başka yiyecek, başka şeyde kalmadı. Elde ekonomi karaya oturmuş. Her yeri sattılar. Her yeri peşkeş çektiler. Şimdi sıra işçinin alın terinde. İzin vermemek. Peki bunu şimdi iki soru sormak istiyorum. Birincisi, referandumda çıkan hayır nasıl savunulacak? Şu ana kadar neler yaptınız, neler yapacaksınız? CHP olarak diğer muhalefet partileriyle bir şey var mı? Çalışma var mı? Ve siz kendinize sosyal medya hesaplarınızda sokağın sesi demişsiniz. Sokağı nasıl temsil edeceksiniz? Buradaki sokak anarşi anlamındaki sokak değil. Sokaktaki insanın hakkını savunmak tabii ki, anlamında tabii sokak. Bir bunu sorayım. Bir de bu meclisteki bazı işte uyum yasaları dedikleri. Eskiden uyum yasaları deyince biz Avrupa Birliği'ne uyum yasaları falan aklımızdaydı. Şimdi uyum yasaları deyince vallahi hani bir cins faşizme uyum yasaları geliyor birçok kişinin aklına. Böyle mi olacak? Bunlara karşı nasıl bir mücadele yapacaksınız? İnsanlar dönüyor. İşte Sayın Cindoruk da dedi, yani CHP rejimin artık teminatı oldu. Peki o teminatı siz nasıl savunacaksınız? Şimdi başından beri şaibeli bir evet var. Kabul etmediğimiz ve YSK'nın kanun tanımaz, sadece AKP yandaşı olarak verdiği hukuk tanımaz bir kararı var. Bunun akabinde yasal yollardan bahsetti Sayın Cindoruk. Bu yasal yolların tamamının tüketilmesine dair ve işlenmesine dair partinin bir merkez kararı, bir MYK ve parti meclisi kararı elbette olacak. Bu uygulanacaktır. Bunun takipçisi olmak da genel merkezimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Çünkü seçmenlere verdiği bir söz ve bu sözün gereği yapmak zorunda olduğu ve hakkını savunmak zorunda olduğu bir öncü, en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece bu da değil. Şimdi bu hayır oyları tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları değildir. Başından beri söylüyoruz. Bu AKP diktasına dur demek isteyen, Cumhuriyeti savunan bütün kesimlerin, toplumsal kesimlerin oyudur. %50, en az %50 ve fazlası. Şimdi böyle olunca öncelikle Genel Başkanımız da açıkladı. Bir ilke birliğine derhal varılması lazım. Genel Başkanımızın bugünkü açıklamalarında da var. Yani toplumun hayırını savunan kitlelerin bir ilke birlikteliği çerçevesinde hangi bir araya gelmesi lazım. Hangi organla yapacaksınız bunu?
Çünkü bazıları mecliste değil. Bazıları da yani hiç mecliste ama... Bir organ yani, gözetmeksizin Cumhuriyet Halk Partisi bu işin öncülüğünü yapabilir. Hayır, anladım da ilke birliğine kimlerle oturup, nerede oturup da karar vereceksiniz onu anlamadım. Bakın şöyle, bu yol haritasını genel merkezimiz elbette çizecektir. Genel başkanımızın bugünkü açıklaması üzerinden ben devam ediyorum. Yani tamam, şurada, şu koşullarda, şu mekanda biz bu işin öncüsüyüz. Bu şeyinden kibirinden kurtularak bakın, hayırı örgütleyebilecek ve bu hayırı %50 veya fazlasını bir araya getirebilecek sendika, siyasal partiler, aklınıza gelen diğer kitle örgütleri her türlü, ama bizim ilkelerimiz şu. Önce ilkeleri belirlemek, bir başlangıç yapmak lazım. 3 parti, 5 parti, 10 sendika vesaire, bunun sınırını çizmeden, bunun kalıbını çizmeden ilkeleri ortaya koyma. Bu ülkeler doğrultusunda bu birlikteliklere güç veren her kesimi, ama her kesimi de buraya davet edip temsilci bazında bunu organize etmek lazım. Bunun öncülüğünü Cumhuriyet Halk Partisi elbette yapmalı, ama bunu da bir kibirle, şu ilke olmazsa olmaz değil, bu %50 birlikteliği büyütecek bir ilke birliğini ortaya koyarak ve öncülüğünü yaparak, ama kibirle değil, bu yol haritasını çizmek gibi bir görev var. Meclis ayağına gelince bugün... uyum yasası dediğiniz, yani yeni anayasa paketine uyum sağlayacak meclis üçtüzüğü başta olmak üzere birçok değişikliği öngörüyorlar. Hı hı. Ne zamana kadar öngörüyorlar? İşte kısa bir süre içerisinde, hızlı bir şekilde, hatta meclisi tatile sokmadan, bu yaz tatiline de girmeden sürekli çalıştırmayı hedefliyorlar. Bunu nasıl başlayacaklar? Bir meclis üçtüzüğüyle başlayacaklar ister istemez. Çünkü 60 gün içerisinde meclis üçtüzüğünde değişiklik yapılması isteniyor. Neden meclis iş tüzüğü? Çünkü meclis iş tüzüğünde muhalefete söz hakkı veriliyor. Muhalefet soru soruyor, söz istiyor, önerge veriyor. Ve bu süreç ister istemez kendilerinin işine gelmiyor. İç tüzüğü önce değiştirip değişikliği de bir an önce mecliste uygular hale getirip daha sonraki uyum yasalarını hızlı bir şekilde tıkır tıkır muhalefete de söz vermeden tamamen istedikleri gibi diktatöryel bir şekilde geçirmek niyetindeler. Tam da bu sebeple meclis iç tüzüğünden başlayarak bugünkü iç tüzüğün bize verdiği hakları en geniş şekilde kullanmak suretiyle biz bu süreci daha da uzun bir sürece yaymak ve direnmek gibi bir niyetimiz var. Ama bu sadece meclis çatısı altında olabilecek bir iş değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve belki bu işe hayır diyen diğer vekillerle birlikte mecliste uygun bir direniş elbette sergilenecek. Ama bir kamuoyu baskısı yaratılması gerekiyor bu süreçte. Yani o içerideki direnişe destek olacak geniş kitlelere de bu işi sokağa yaymak. Sokağa yaymak derken her anlamda direnişi örgütlemek gerek. Nedir? Bugün yaptığımız ve başlattığımız gibi mesela akademisyenler için benzer örgütlülükler, benzer direnişleri her alanda, ama her alanda, fabrikada, sokakta, üniversitede, ama her yerde örgütlemek, bir kamuoyu baskısıyla iktidarı geriletmek gerekiyor. Şu anda cam işçileri direniyorlar. Yani grevleri ertelendi, yasaklandı aslında. Yasaklandı, yani Türkçesi. Evet. Mesela oraya nasıl müdahale ediyorsunuz veya neler yapıyorsunuz? Onunla başka ilgili bölge milletvekillerinin ciddi çalışması var. Onlara dışarıdan da aslında, hani o bölgede dar kalarak değil de ülkenin her yerinde buna tepki koyan barışçıl ve hani demokratik eylemleri ön plana çıkartıp o eylemlerle ülkenin geneline bir yaymak ve bununla birlikte de iktidara baskı oluşturmak gerekiyor. İşin esasında bu var. Ama iktidar da tam tersi önlemlerini alıyor. Bunu biliyor. Geçmişten bir pratiği var ve o halin devam etme sebebi de bu aslında. Neden o hali devam ettiriyorlar? Çünkü o hal kapsamında her türlü basın açıklamasını, her türlü ses çıkarmayı yasaklayıp işte mecliste yapmak istedikleri bu uygulamalarında dışarıda destek olursa o dış desteği kesmek amacıyla o hali kullanacaklar. Yani dediler ya, o hali 15 günde bitiririz, yok sonra bir ayda bitiririz bilmem ne. Şimdi bu uyum paketlerini bitirene kadar o hali devam ettirmek ve bu o halle de gerekirse o 2019'da yapmayı planladığı başkanlık ve genel seçime kadar devam ettirmek gibi niyetleri var bunların. Yani onlar da kendi anlamında o hal tehdidiyle. Onların şeyi, oyun planı bu. Sizin oyun planınız ne? Tam yani, tersi. Evet. Korkmadan cesur olarak her alanda, ama her alanda sesimizi yükseltmek. Hiç korkmadan. Yani bugün ses çıkartırsam
aman beni alırlar. Çıkartmazsan da alırlar. Mesela şu soruyu soruyor insanlar. Niçin bu referandumun gayrimeşru olduğuna yönelik veya başka haklar konusunda CHP büyük mitingler yapmıyor? Madem ki 3 kişiyi bir araya geldiğinde yasaklıyorlar, işte sizi heykele bile sokmuyorlar Ankara'da falan. O zaman niçin CHP belki de diğer partilerle veya gruplarla da görüşüp büyük mesela milyonluk şeyler. Yani bunu insanlar soruyor. Niye böyle yani? Çünkü o zaman da yurt dışı da bakacak belki de. Diyecek ki ya bak Türkiye'de insanlar haklarına sahip çıkıyorlar. Yurt içindeki insanlar da diyecekler ki ya biz de katılalım belki. Mesela böyle bir şeyi denemediler muhalefet partileri. Şu süreçte denenecektir elbette ama ülkenin mevcut koşulları ve OHAL yapısı itibariyle de bazı şeyleri denemek kolay değil. Bakın şimdi seçim zamanı çok basit bir örnek vereceğim genel anlamıyla. Hı-hı. Hani bu sokak ve büyük mitingler algısını izah edebilmek için. Şimdi bu referandum zamanı çok yaşlı bir teyzemize gittik. Sürekli AK Parti'ye, AKP'ye oy vermiş bir teyzemiz. Bize dedi ki evladım o 15 Temmuz sonrası aylarca bunlar sokakta kaldılar. Hiçbir olay olmadı. Hiçbir patlama olmadı. Bu IŞİD veya başka terör örgütleri bunlara hiç tehdit değil de yalnızca bize mi tehdit şeklinde bir soru sormuştu bana. Güzel yani bakın, sormuş. Yani. Şimdi halk da tehdit ediliyor. Şimdi Ankara Valiliği türkü söylemeyi yasaklıyor. Türkü söylemeyi yasaklıyor Ankara Valiliği. Gerekçesine de işte şu süreçte terör eylemi desteği vesaire falan gibisinden bir şeyler zırvalıyorlar. Zırvalıyorlar. Şimdi hükümet bu noktada da sokağa çıkanı da kitlesel miting yapanı da tehdit edip katılımı da azaltmaya çalışıyor. Yani bunun bir çözüm önerisi, bir çıkış noktasını mutlaka birlikte bulmak zorundayız. Yani sokağa çıkmak illa sokakta kitlesel eylem yapmak değil, halkı her alanda örgütlemek gerekirse bugün evlere girip bunu anlatmak. Gerekirse evlere girip anlatmak gerekiyor. Ama her alanda, herkes bulunduğu yerde bu mücadeleyi savunmak durumunda. Hani bugün oturarak, korkarak ya işte sesimi çıkartırsam beni terörist ilan ederler. Bugün otursan da 3 gün gecikir bu iş. Ama sıra sana gelir. Mutlaka gelir. O yüzden bugün hep birlikte ses çıkarmayı Cumhuriyet Halk Partisi örgütlemeli. Bunu sokaklarda kitlesel eylemler olarak da örgütleyebilir. Evlere girip propaganda yaparak da örgütleyebilir. Mecliste de örgütleyebilir. Az önce iş akdi feshedilmeye çalışılan o grevleri engellenen işçilerle de olur. Ya da kıdem tazminatı alın teri elinden alınmak istenen işçilerle de olur. Ama mutlaka buna öncülük etmek ve bir an önce hani bu organizasyonu ve bu direnmeyi her tarafa, ülkenin tamamına yaymak gibi bir görevimiz olduğu kanaatindeyim. Çok güzel. Şimdi Sayın Cindoruk, birincisi bu referandum meselesine ne diyorsunuz? Hani biraz oldu da bitti maşallah gibi bir şeye döndü bu iş deniyor. Ata alan Üsküdar'ı geçti vesaire falan gibi laflarıyla. Şimdi bu iş oldu bitti mi? Oldu da bitmedi mi? Bir, ikincisi siz bütün bir tarihi temsil ediyorsunuz bugün burada. Yani büyük bir tecrübeyle. Bu yapılan işin sonu nereye varır? Hani biz yaptık oldu denmesi. İkincisi de demin sorduğum soru, bu işin çaresi ne? Yani Türkiye'deki demokratlar, sağcısı solcusu fark etmez, Türkiye'deki demokratlar demokrasiyi şu haliyle kaldığı kadarıyla nasıl savunacak? Savunmanın ötesinde daha düzgün bir demokrasiye nasıl döndürecek? Ne yapılmalı sorusu. Bu ne yapılmalı da Lenin'in ve Çernişevski'nin meşhur sorusudur ama geldi bizim önümüze şimdi. Yani şöyle benim görüşüm, sürdürülebilir bir demokrasi kurmak zorunda Türkiye. Bugünkü demokrasiyi sürdüremeyiz. Çünkü bu demokrasi değil. Bu eski hukuk tabiriyle şibih demokrasi, benzer bir demokrasi. Hatta bu eğriti bir demokrasi. Şimdi söyleyeceğim bunun gerekçesinde. 1920'den 19 Mayıs'tan hatta başlayarak 20 meclisinden de gelen bir parlamenter rejimimiz vardı. Aşağı yukarı 90 sene sürmüş, 95 sene sürmüş bir rejim. Bu referandumun sonuçlarında biz iki aşamalı parlamenter rejimi kaldırdık. Birincisinde
Cumhurbaşkanlığı seçimini yaparak, ona yetkiler vererek bir cumhurbaşkanlığı sistemi getirdik. O referandum ortaya çıktı. Bizi orada şaşırtan şu, referandumun sonuçlarıyla çıkan anayasada bazı maddeler 2 sene sonra yürürlüğe girecek. Bugün ne var? Bugün yarı başkanlık sistemi var. Gözümüzden kaçıyor. Başbakan var. Güven oyu almış. Güven oyu almış hükümet var. Ve bu hükümetin arkasında da bir iktidar partisi çoğunluğu var. Buna karşı da var. Cumhurbaşkanı araya sokuşturduğu bir maddeyle kendisinin siyasi parti üyesi olmasını temin etmiş. Ona da yetinmemiş. Siyasi parti genel başkanı olmuş. Evet. Yarın da partinin genel daire kurulunu toparlayacak ve partinin kadrosunu yenileyecek. Mitterrand'ın dahi böyle yetkileri yoktu. Ben Mitterrand'la konuştum bu konuyu da, onun için söylüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı. Fransa Cumhurbaşkanı. Kudretli bir adam. Büyük bir diplomattı. Büyük bir siyasetçi. O Türkiye'nin yarı başkanlık sistemine geçmeyi tartıştığını biliyordu. Onu daha iyi tartışın dedi. Orada da koalisyon var. Ben hem kendi partimden, düşüncelerimden başbakanla çalıştım. Hem de karşı görüşte başbakanla çalıştım. Kolay iş değildir dedi. Demirel'e de haber yolladı. Bir de seyahat için mütenekkeren, yani gizli olarak Türkiye'ye gelip seyahat etmek istedi. Onu Demirel temin etti. Öyle mi? Ayasofya'da ibadet yaptı ve sonra da vefat etti. Benim ondan da öğrendiğim, gördüğüm, anlattıkları şeyler, burada teferruata girmiyorum. Yarı başkanlık sistemi de öyle hemen üstüne atlanacak bir sistem değil. Fransa 4-5 tane önemli anayasa değişikliklerinden başı derde girmiş. De Gaullist hareket, Duverge, Müverge bunu yapmışlar. Şimdi onları bir tarafa bırakın. Bugün ne var durumda? Bugün yarı başkanlık var. Getirmedim. Elimde bir kitap var. Bu başbakan 1916 senesinde yaptığı icraatları şu kadar bir kitapla bilir. Diyor ki ben de varım. Güme gitmesin diye bu 1916, yani kendisinin başbakanlığı döneminde açılışlar, yapılan yatırımlar. Kim, hangi? Bugünkü başbakan. Şimdiki başbakan. Yıldırım soyadı. İsmini çıkaramadım. Binali. Karıştırıyoruz. Sıfatlar değişti, yerler değişti. Evet. Şimdi grup başkan vekili oldu falan filan. Şimdi Binali Yıldırım kendini korumaya almış. O kitabı bulun. Bedava dağıtıyor başbakanlık. Keşke getirseydim. Orada çok da enteresan sözler var. Demokrasiyle ilgili vesaire. Boyunu aşan şeyler söylüyor. Ama bir direnme hareketi o. Bizim hükümet, ben şu işleri yaptım diyor. Kocaman bir kitap. Yani Cumhurbaşkanı geliyor ama Cumhurbaşkanı diyor ki sen yok ya da biz bu işleri yaptık. Yani bugün yarı başkanlık sistemi Türkiye'yi 2,5 sene idare edecek. Siz zannediyor musunuz ki bu 2,5 senede bu iktidar partisi birliğini, beraberliğini koruyabilir? Çatır 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 diyor aslında zaten. Tabii. Ve onun için bu örneği veriyorum. Yani bu başbakanın kitabı dikkatten kaçmış. Bir suretle elime geçti, okudum. Bir sürü iş yapmış. Hatta diyor ki o kadar çok iş yaptık ki bizden evvel hiçbir parti bu işi yapmadı. Yani, AKP dahil diyor yani. Evet. Yani dese ki ben de bir şeyler yaptım. Biz de bir şeyler yaptık desek tevazudur. Hatta siyasi ahlaktır. O da bir şey değil. O kadar çok şey yapmış ki. Hatta orada bir not var. 2017'de kitabını da çıkaracağız diyor. Şimdi neden diyorsun bunu? Siyaset bölünmeyi kabul etmez. Bölmeye kalktığınız zaman sıkıntı var. Şimdi Cumhurbaşkanı geliyor, siyaseti bölmeye çalışıyor. Kendi partisinde. Ve partisinde temizlik yapacak. Mecburdur. Kendi kadrosuyla çalışacak. Ve şimdi değerli milletvekilimin söylediği gibi tüzükten başlayarak, iş tüzükten başlayarak benim hesabıma göre 3000'e yakın kanun yönetmelik değiştirecek. Ne kadar? 3? 3000'e yakın. 3000'e yakın. Şimdi düşünün ki kanun çıkarmışsınız. Diyor ki bu kanunu bakanlar kurulu yürütür. Şimdi o maddeyi ne yapacaksınız? Bakanlar kurulu olmayacak yani. Ama hayır, öyle yapacaksınız ki şu tarihe kadar bakanlar kurulu yürütür. Şu tarihten sonra Cumhurbaşkanı yürütür filan gibi değişiklikler. Akıl vermiyor da. Şimdi böyle bir karmaşa içinde. Şimdi üç düzlük değiştireceksiniz.
Doğrudur. Almanya'da bazı konularda milletvekilinin konuşma süresi 2 dakika 3 dakikadır. Fransa'da da ona benzer. Ama Türkiye gibi demokratik kanalların basın özgürlüğünün olmadığı ülkelerde iş tüzüğün verdiği süreler bence makuldür. Bol bol konuşsun. Başkanlık konusunda örnek gösterdikleri Amerika'da da neredeyse süresizdir. Süresizdir. İngiltere'de de öyle. Şimdi çeşitli örnekler. Ama burada bir kolaylık olabilir. İş tüzük tadilleri yasa niteliğindedir. Anayasa Mahkemesi denetilme tabidir. Eğer Anayasa Mahkemesi kaldıysa, onu da bilmiyorum. Takip etmedim. Kimdir bu üyeli arkadaşlar bilmiyorum. Ama çok ağır açık ihlallerde, anayasa ihlallerde devreye girebilirler. Ama burada önemli olan şimdi şu. Öyle bir planlama yapmış ki bu anayasayı hazırlattığı külliyedeki adamlar, çünkü çıktılar biz hazırladık dediler. Partisini kapattıran birkaç tane belediye başkanı vardı. Ben onun anayasa profesörü olduğunu da bilmiyordum. Öğrendim. Herhalde belediyede tahsil etmiş. Öyle bir anayasa yapmışlar ki 2,5 sene yarı başkanlık sistemi. Ama yarı başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın bir sürü yetkileri var. Sonra seçim. O seçimde hem yerel yönetimleri seçecekler. O hızla, o yatırımlarla, o parayla, o bütçelerle hem Cumhurbaşkanı seçecekler. Hesap 2030'a kadar devam edecek bir süreçtir. Çok tehlikeli bir süreçtir. Bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ana muhalefet olarak orada saksıda varz ediyorlar. Zaten öbür bir parti var, ismini vermeyeyim. Genel başkanı kızıyor, bize de sallıyor arada bir alayına diye. Ama onu ne kadar yanında tutabilir onu da bilmiyorum. Şimdi savaş mecliste olacak. Ben sokak hareketleri içine girmek istemem. İnsanları sokağa çıkarmak kolay, toplamak zordur. Türkiye'yi anarşiye sokmadan bu işin içinden nasıl çıkacağız ona bakacağız. İş meclistedir. Ve iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına kalmıştır. Tabii öbür partilerden de değerli arkadaşlarımız. Açık ve kesin ihlalleri herhalde parmaklarıyla tasvip etmeyeceklerdir. Ama evvela hukuka dayalı, hukuka yaslanan çok ciddi bir hukuk organizasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi girmesi lazım. Şimdi ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının konu edilmesini yanlış buluyorum. Ta baştan beri yapılan hukuka aykırılıklar var. Tam hukuksuzluk Cumhurbaşkanı'nın ilk günlerden itibaren fiilen ben Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçtik sözünden başlayarak yaptığı mitingler, yaptığı konuşmalar vesaire hepsini topladım. Bir Avrupa Mahkemesi'ne dahi bunları anlatmakta zorluğumuz olabilir. Bizim bildiğimizi hakim bilmez. Hakime meseleyi anlatacaksınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir hakim ve hakemdir. Onun için tam hukuksuzluğu sadece Yüksek Seçim Kurulu kararına bağlamayın. Baştan beri basın dahil, görsel ve yazılı basın dahil, yandaş basın dahil, hepsinde çıkan yazılardan seçme örnekler. Bilgi kirliliğine gidilmiştir. Altını çiziyorum. Burada bu referandum bilgi kirliliği içinde geçmiştir. Halkımız neyin geldiğini, neyin gelmekte olduğunu dahi tam anlamış değildir. Bu kadar yoğun bir propaganda görmedim. Güler Cıvoğlu benim kardeşim gibi sevdiğim bir gazeteci. O bir program yapıyor. Aklı başında bir kız şarkıcı çıkarmış Sıla diye. Ben de seviyorum o kızı. Tam dinliyorum. Gökten göktaşı düşmüş gibi birdenbire canlı yayın diye kestiler. Ne Güder'i kaldı ne o kız kaldı. Cumhurbaşkanımız çıktı. Şedid bir konuşma yaptı. Yani bir müziğe dahi saygısı olmayan bir propaganda. Alın bunu çıkarın ortaya. Ve Güler Cıvoğlu şaşırdı. Çünkü gayet keyifli giden, güzel şarkılar söyleyen, güzel bir kadın. Ve müzik, o müziğe bile herhalde bizden saydığı için o müzik, kendi bizi olmadığı için gelip inen bir cumhurbaşkanı. Bunu bir batılıya anlatmak lazım. İnan bana aklı almaz bunu. Özel bir kanal bu.
özel bir kanala bu kadar baskı yapıyorsanız ve bu bilgi kirliliği içerisinde, tam hukuksuzluk içerisinde bir sözde propaganda serbestisi vererek edimler arasında büyük fark var. Siz milyarlarca lira harcıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi 30-40 milyon lirayı zor buluyor. Yani şöyle anlıyorum. Birincisi mecliste ciddi bir engelleme çalışması tabii olmalı. İkincisi ise muhakkak AİHM dahil olmak üzere bütün mahkemelere başvurulmalı. En azından onların arşivine girmek lazım. Yetkisizlik kararı verebilir, görevsizlik kararı verebilir. O her iki türlü de mümkün. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim dediğim gibi Türkiye'de demokrasinin bundan sonraki akıbetinin meşhur olduğunu anlatacak bir önemli, ağırlıklı, yoğun bir hukuk aykırılık, tam hukuksuzluk haline koymak lazım. Hatta bu basın mensupları hakkındaki mahkeme kararlarının tercümesi de. Ve ben o mahkemeleri bildiğim için, o mahkemelerle davalar takip ettiğim için söylüyorum. İnsan haklarına saygı konusunda babaların oğlunu dinlemezler. İşkiye ikna edilsinler. Bir de usul çok önemlidir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Emsal karar vermemeye çalışırlar. Ama burada şunu anlatmak lazım Avrupa'ya. Bu verici emsal kararı Avrupa'nın geleceğiyle ilgili. Çünkü benzer örnekler Polonya'da, evet, Macaristan'da başka bir başladı ülkede var. Başladı. Ukrayna başlıyor bilmem ne. Arkası gelir bunun. Evet. Bulgaristan gelir vesaire. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son bir cümleyle toparlayalım. Avrupa Birliği'ni korumak istiyorsa bu davayı kabul etmelidir. Anladım. En azından denenmeli. İnan bana, benim dediğim gibi şubuli bir dosya. Bir kamyon dolusu bir dosya götürüp anlatmak lazım. Sanırım kapatacaksınız ama. Evet. Son olarak söz çok kısa bir, sizde zaten. Çok kısa şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ya bu iş ayağı mecliste ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşüyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi o bilince sahip. Ancak şöyle bir örnekle kapatmak isterim ben. Şimdi bu tecavüzcüsüyle evlendirilme yasası getirdiler. Gecenin bir vakti 20 kişi yoklama istedik. O gece kapatmak zorunda kaldılar. Kararı da yeter sayısı bulamadılar. Ve akabinde de toplumsal kitlelerin muhalefeti ve itirazı ile o yasayı bir daha meclise getiremediler. Şimdi demek istediğim şu. Meclis ayağıyla birlikte toplumsal muhalefetin de getirilen uyum yasalarına itirazlarını örgütleyebilmek lazım dışarıda. Birlikte. Yani hem meclis ayağını en iyi yapmak lazım ama bu itirazları da toplumsal haklısın muhalefetle meclis dışında örgütleyip onlara bu adımları attırmamak gerek. Ben bu inanca sahibim. Haklısın. Yani hani sokakla meclis birlikte hareket etmeli. Mecliste senin gibi uzun boylara ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Güçlü kuvvetlere ihtiyaç var. Aynen öyle. Şimdi efendim her şeyde de programın sonunda da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu Türkiye açısından bir nevi milli kurtuluş mücadelesi. Çünkü demokrasisini ayakta tutamayan, hukuk sistemini ayakta tutamayan ülkelerin var olamadığını biz biliyoruz. Evet. Ve Türkiye ne yazık ki içeride dışarıda böyle bir noktaya doğru gidiyor. Türkiye çok kuvvetli bir ülkedir. Tarihte de geçmişte de büyük kökleri var. Öyle kolayca devrilebilecek bir ülke değil. O yüzden ben çok umutluyum hala. Türkiye aynı zamanda bu çevredeki ülkelere göre son derece yetişmiş bir millettir de. Zaman zaman kendimizi çok eleştirsek de. Bütün baskılara rağmen %50'nin üzerinde gerçekte böyle bir diktatörlük denemesine karşı hayır verecek öyle pek baba yiğit millet de yoktu aslında. Bütün hırsızlıklara rağmen bu gerçeğin saklanması mümkün değil. Niçin Kurtuluş Savaşı aklıma geliyor? Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk iki şeyi yaptı. Bir, işgal altında dahi olsa, bakın Vatanım Sensin'den falan seyrediyorsunuzdur. Bir meclisin son derece sembolik bir karar alması için neler yapıldığını, evet, ve işgal altındaki meclise dahi sahip çıktı. Meclisin önemini bütün bir Kurtuluş Savaşı içinde daima meclisle yöneterek altını çizdi. Dolayısıyla en zor koşullar altında, İngiliz işgali altında bile o meclisin önemi vardı. Bugünkü meclisin haydi haydi var. Dolayısıyla meclisi hiç küçümsemeyelim, mücadeleyi kesinlikle azımsamayalım derim kendi naçizane düşüncem. İkincisi,
bütün sokaklarda, bütün köylerde, bütün kasabalarda müdafaa-i hukuklar kuruldu. Şimdi müdafaa-i hukuk deyince biz şey diye hatırlıyoruz. Efendim düşmana karşı savaşmak kuvayi milliyenin temelidir müdafaa. Müdafaa-i hukuk, üstadım siz bilirsiniz, hakların savunulması demek. Hukukun savunulması demek. Hukukun aynı hukukun müdafaası şu an için geçerli. Demek ki her yerde, bugün adı başka türlü olabilir ama hukuku savunan kuruluşlar olmalı ve bunlar meclise işte hak verdiğinin söylediği gibi destek olmalı. Bunları yaratabiliyor muyuz, yaratamıyor muyuz? Müdafaa-i hukuk teşkilatları olmasa İstanbul Meclisi bir iş yapamazdı, Ankara Meclisi bir iş yapamazdı. Kuvayi Milliye de bir iş yapamazdı. Müdafaa-i hukuk teşkilatları eğer meclis ve yasallık olmasaydı onlar da bir iş yapamazdı. Yasallık üzerine yürütülmüştür Kurtuluş Savaşı. Efendim haddimi aşarak fazla şeyler söylemek istemiyorum ama şu anda tıpkı o günler gibi haklarımızı müdafaa etmek için bütün bir millet ayağa kalkmalı. Ayağa kalkmaktan kastettiğim son bir cümle söyleyeceğim. Evet. Ben bu meclisin başkanlığını yaptım. Tarihini çok iyi biliyorum. Bu meclis zaman zaman mağdur oldu ama mağlup olmadı. Efendim Sayın Cin Doruk'tan bir tarihe geçecek söz daha. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi mağdur olabilir ama şu anda öyle mağlup olamaz. Tarihten ders alınsın. Evet. Fazla söze hacet yok. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.